İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak, ağlarken aynı seslerin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın. Güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Bırakalım sevdayla büyüsünler. Serpilip gelişsinler fidan gibi. Senin, benim, hiç kimsenin değil. Bütün bir yeryüzünündür onlar. Bütün insanlığın göz bebeği. Şair Atol Behramoğlu gibi endüstriyel tasarımcı Cansu Akarsu da ilk kez yurdundan uzakta yaşadı bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok dedi, Uganda'nın bir köyüne bebek taşıyıcısı tasarlamaya gitti. Üniversite ortalarından beri zaten gelişmekte olan ülkeler için tasarım projeleri yapmaya başlamıştım. Bunun aracılığıyla da Danimarka'da bir yarışmaya katıldım. Danimarka'daki network'üm sonucunda Robert Frost isimli bir Amerikalı bir vakıf başkanı gelişmekte olan ülkelerde bebek taşımasını daha geliştirme ve babaları da bebekleri taşımaya motive etme konusunda bir proje geliştirmesi için bir tasarımcı arıyordu. Beni oradaki network'üm sayesinde buldu. Ben de bunun üzerine bir takım oluşturdum. Buradaki tasarımcı arkadaşım Kübra Saygın'ı beraberimle getirdim. Uganda'ya gittik ve önce bir araştırma süreci yaşadık. Orada insanların neye ihtiyacı olduğu, geleneksel taşıma yöntemlerinde ne tür sorunlar olduğu ve bunları nasıl lokal bir şekilde geliştirebileceğimizi araştırdık. Cansu Akarsu ve arkadaşları yaklaşık 3 ay süren araştırma, geliştirme çalışmaları sonucunda İstanbul'a döndüler. Burada anne bebek sağlığı uzmanlarının da destekleriyle Uganda'daki anne ve babalar için kullanışlı, üretimi kolay ve düşük maliyetli bir bebek taşıyıcısı ürettiler. Amaçları bunu üretip satmak değil, Uganda'da yerel terzilere bunun üretimini öğretmek ve onların bu taşıyıcıyı üretip uygun fiyata satmalarını sağlamaktı. Biz Uganda'ya gittiğimizde zaten orada yerel terziler olduğunu ve orada çok kolay, lokal bir şekilde üretim yapılabileceğini gördük. Onun dışında oradaki çalışmalarımız hep vakıf tarafından desteklendi ve bir sosyal proje olarak gelişti. Biz terzileri Happy Baby yapmak üzere eğittik ve onların kendilerinin üretip kendi komşularına satmasını sağladık. Şu an Uganda'da Nkokonjeru adında bir küçük kasabada 12 köyde üretim gerçekleşmektedir. Yaklaşık 17 terziyle başladık. 7 dolar olan Happy Baby'nin maliyetini mümkün olduğunca insanların karşılayabileceği şekilde onlara satmaya teşvik ettik terzileri. Biz gittikten sonra da Nkokonjeru'dan proje yayılmaya başladı. Şu an 20 terzi daha eğitildi. Cansu Akarsu ve arkadaşları Real Medicine Foundation ve Children in Africa Breastfeeding Support tarafından desteklenen Happy Baby projesinin sonucunda Danimarka'da Happy Baby Association yani Mutlu Bebek Derneği'ni kurup projeyi başka ülkelere taşımak için çalışmalara başladılar. Cansu Akarsu bebeğin yanlış taşınmasından kaynaklanan ve anne ve çocukta oluşan zararları en aza indirmek için çalıştı. Bebek taşımayı kadınsı buldukları için kabul etmeyen babaları geliştirdikleri ürünle bu sürece dahil etti. Bebeklerin ulusu yok, bütün bir yeryüzünündür onlar, bütün insanlığın göz bebeği diyerek Afrika'dan başlayıp dünyaya yayılacak bir fark yarattı.